Şimdi Sertaç, bir ekranda kalırsan bu olayın niye önemli olduğunu, ikinci turda bir seçilme şansı kalmadı algısının iktidar tarafından ısrarla üzerine gidildiğini gösteren çok güzel bir örneğimiz var. Bu Yek Vücut diye bir şey var, Twitter hesabı biliyorsundur sen de. İşte evet, iktidara, evet. iktidarın bir kanadına çok yakın, hatta Davutoğlu'nu düşüren ekibin kullandığı bir hesap diye de bilinir. Hatta bir organizasyon diye de. Onlar bir paylaşım yapmışlar. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen seçmen biçiminde. Hazırsa arkadaşlar onu bir dinleyebilir miyiz? Hadi bir dinleyelim. Şimdi ikinci tura kaldı. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ne oldu artık? İkinci tura falan kalmadı. İkinci tura falan kalmadı. Kim söylüyor onu? YSK Başkanı efendim. Ben aynı görüşte değilim. İkinci tura falan kalmadı. Seçimin sonucu artık belli oldu. Kim kazandı efendim? Sizce kim kazandı? Her zamanki. AKP. Siz hangi adayı vermiştiniz? Ben şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiştim. Artık onlardan da vazgeçiyorum. Biz mücadeleyi kendi işimizle sürdüreceğiz. Bizim artık bir partimiz falan yokmuş. Ben solcu bir insanım. Dün gece itibariyle bunu anladık. Biz solcuların artık bir partisi falan yokmuş. Şimdi bu Yek Vücut'ta yayınlanan bir video. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen seçmen başlığıyla yazıyor. Yani iş bitti, seçim bitti. Zaten seçmen de Kılıçdaroğlu'nu bıraktı, CHP'yi bıraktı. Hadi toplayın bavullarınızı, evinize gidin. Mesajı veriyor. Bu pompalanıyor sosyal medyada. Evet. Sertaç. Şimdi ama kesinlikle bu yapılıyor ve yapılacak sevgili Yavuz. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfalarını sen de birkaç gündür görüyorsun. Tabii ki. Yani şimdi burada birisi kaybetti, birisi kazandı gibi yaklaşmak kesinlikle doğru değil. Niye doğru değil? Çünkü bir düzenleme var. Deniyor ki Cumhurbaşkanlığı seçimi iki turludur. Birinci turda %50 artı bir oy alamazsa bir aday ikinci tura kalır. Burada bir gerçek var. Bence seçimi kazanamayan üç tane aday var. Bir Tayyip Erdoğan, iki Sayın Kılıçdaroğlu, üç Sinan Oğan. Kazanamadı hiç kimse. Kaybeden yok. Kaybeden bir kişi var. Sinan Oğan. O da ikinci tura kalamadığı için. Sinan Oğan. İkinci tura kalamadığı için kaybetti o da. Ama diğer iki aday kaybetmedi. Sadece kazanamadılar. Kazanıp kazanmayacakları, kaybedip kaybetmeyecekleri ikinci turda belli olacak. Şimdi lütfen şuna dikkat etmek lazım. Şu zor bir şey değil. Birinci turda yaptığınız işi bir daha yapacaksınız. Bir daha sandık başına gidip bir daha partinize, bir daha adayınıza oy vereceksiniz. Daha önce gitmemiş olanlarda bir hesap edecekler yani ne oldu diye. Tabii yani gidenler yaptıklarını bir daha tekrarlayacaklar. Bu kadar. Gitmeyenler değerlendirmesini yapıp tekrar gitmeye karar verirlerse gidip oy kullanacaklar. Yapılacak olan bu. 2 hafta sonra yapılacak olan bu. Ama bu birçok şeyi değiştirebilir sevgili Yavuz. Neyi değiştirebilir? Şimdi morali bozuk insan bulmak çok kolay. Evet, Sertaç'ın bağlantısında bir problem var arkadaşlar. Geliyor mu sevgili Yavuz? Şimdi geliyor Sertaç. Morali bozulmuş insan bulmak çok kolay diyordun. Çok kolay. Yani bunu bugüne özgü söylemiyorum. Benzer sonuçların alındığı her seçimden sonra sokağa çıksanız işte... ikinci sırada gelen bir adayın seçmeninin benzer refleksleri, benzer tepkileri tabii vermesi kadar doğal bir şey var mı? Diğer türlüsü zaten anormal olur. Ama ilk önce bunu toparlayacaksınız hızla. Sonra size gönül vermiş ancak bir takım tereddütler oluşmuş insanları ikna edip sandığa öyle gideceksiniz. Bu kalan süre içinde yapılmak zorunda. Yapılmazsa ki ben onu düşünmek istemiyorum. 21 yıldır bu ülkeyi yöneten veya işte tırnak içinde yöneten nasıl yönettiği konusunda hepimiz mağduruz. Bu yüzden muhalifiz ve iktidarın bu yüzden değişmesini istiyoruz. Bu yapı, bu mağduriyet bir 5 yıl daha sürer. Hani insanlar bunu göze alıyorsa onların göze aldıkları şey için onları eleştirecek durumda değilim açıkçası. Ama ben kendi adıma bir 5 yılı daha böyle yaşamak istemiyorum. Daha demokratik bir ortamda yaşamak istiyorum.
daha paylaşımın eşit olduğu bir ortamda yaşamak istiyorum. Çok açık net pudracıları görmek istemiyorum açıkçası bir yerlerde. Açıkçası mafyanın, ne bileyim, illegal yapıların egemen olduğu bir yapı istemiyorum. Daha kurallara uyulan, daha hukuka güvenin olduğu bir ülke istiyorum. Bunun için böyle isteyen insanların artık bu aşamadan sonra bütün kırılıp dökülmeleri bir kenara bırakıp sandığa gidip sadece bir kere daha hesaplaşmanı 29'una bırak. Hesaplaşmanı 29'una bırak. Bir derdin varsa 29'unda yaparsın o işleri. 29'undan itibaren. O saatten sonra zaten olacak bu yani. Yani o olur. Yani kazansan bugün... da bir hesapla. Tabii. Kazansan da bir hesaplaşma olacak iktidarla. Kaybetsen de kendi partinin içinde, kendi siyasal yapın içinde zaten bu hesaplaşmayı yapacaksın. Kazansan ama da kendi partinde önce... yap istiyorsan. Yine yap yani kendi partinde ama 29'undan evet, sonra hani yap yani bu yapalım, işi. Yapalım öyle de yap. Evet, evet. Ama şimdi hiç zamanı değil. Aynen. Çünkü burada çok... yasal bir aralık var ve iktidar kazanamayanlardan birisi olan iktidarın adayı da tam bu manzarayı istiyor sevgili. Tabii kazanmış gibi yaparak hep. İstiyor ki tabii bakın bir büyük bir yanılgıya düşmemek lazım. Tayyip Erdoğan kazanamadı. Kazanamadı. Belki kaybetmedi ama kazanamadı da. Yani burada bunu kaybetmemek, ya bu şansı tepmek, ikinci bir şansı, ya belki üçüncü şans olsa üçüncüyü beşinciyle denemek lazım sevgili Yavuz. Tabii. Yani niye ikinci şansı ya kullanmadan seçmen, artık bitti her şey? Seçmenin elindeki şey güç, oy. O oyu kullanacak yani sonuna kadar kullanacak. Sonra sonra ondan sonra eğer varsa bir hesabı kendi partisiyle, siyasi angajmanıyla, organizasyonuyla o hesabı ondan sonra görebilir. Ben hep üstünde böyle duruyorum, farklı da anlaşılsın istemem ama yani bugün oralara harcanan enerjinin bence sandığa gitmemekte ısrar eden, ne bileyim bir herhangi bir nedenle oyunun rengini değiştiren, gelecek bir sonraki seçimden, 28'indeki seçimden umudunu kesen insanlara o enerjinin yönlendirilmesinin daha doğru olduğunu düşünenler dedim. Bir şey daha var, sen de bahsettin daha önce konuşurken. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluk sağladı Cumhur İttifakı. Şöyle bakan seçmen de var, ya zaten meclis aldılar, mesele kapandı be abi. Böyle de değil yani. Şu anda seçimi yapılan Cumhurbaşkanlığı yitirilen yeni sistemle değil de Türkiye'nin omurgası. Yani Cumhurbaşkanlığını kazandığı zaman bir siyasi parti veya bir lider, bir siyasetçi Türkiye'yi yönetiyor. Yani elinde çok büyük imkanlar var. Elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi ile kendi içinde bir uyum arayacaktır. Ama tek başına zaten yönetsin diye öyle bir şey getirildi. Yani kazandığınız zaman çok şey kazanıyorsunuz. Çok şey kaybetmiş değilsiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yani bunu bir 100 üzerinden değerlerse 75'i duruyor kazanabileceğiniz o seçimin sonrasındaki ortaya çıkan tabloda. Sevgili abi, şimdi bakın zaten Kemal Kılıçdaroğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte olduğu insanlar parlamenter sistemi öneriyor. Yani mecliste çoğunluğun diğer ittifaklı olması en yatkın, tabii her parti ister çoğunluğu kendisi de ama sırıtmayacak hangi sistemde olur? Parlamenter sistemde olur. Şimdi hep tersten bakıyoruz niyeyse. Şimdi parlamentoda çoğunluğu Cumhur İttifakı aldı, avantaj sağladı. Doğru mu? Doğru. Peki bir düşünelim yani. Morali bozuk insanlar için veya İşte bir şekilde yanlış oy verdiğini düşünen insanlar için soruyorum. Cumhurbaşkanlığını Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazandığını düşünün. O zaman siz meclisin içindeki yapının ne hale geleceğini şimdiden nasıl kestirebiliyorsunuz? Orası da değişecektir sevgili Yavuz. Sonuçta meclis bütün duvarları demirle, çelikle, çimentoyla örülmüş, artık hiç dokunulmayacak, değiştirilemeyecek bir yapı mı? Cumhurbaşkanlığını kaybetmesi durumunda Cumhur İttifakı'ndaki gelişmeleri biz şimdiden nasıl kestirebiliyoruz? Ya da parlamenter sisteme geçmek isteyip istemeyeceklerini nereden biliyoruz yani hemen peşinden? Tabii. Yani Cumhurbaşkanlığını kaybetmiş bir Cumhur İttifakı'nın parlamenter sisteme geçmek için gönüllü olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Vallahi yani icraat... Bunları düşünmeden
parlamento gitti, bu işte gitti demek bence biraz kendimize haksızlık etmek gibi geliyor. İcraat, icraat Cumhurbaşkanı'nda. Kararlar, imzalar kesinlikle Cumhurbaşkanı'nda. Bütçe Cumhurbaşkanı'nda. Ve bir örnek, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'daki seçimler iptal edildi biliyorsun. 6 Mayıs'ta, 31 Mart'taki seçimler ve 23 Haziran'da yenilendi. İptal edilen sadece belediye başkanlığı seçimleriydi. Ve o 23 Haziran'da evet, sandığa gidenler Büyükşehir Belediyesi'nde mecliste çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olduğunu biliyorlardı. Ve bilerek de Ekrem İmamoğlu'nu seçtiler. Yani hani onu biliyorsa seçmen gidip ona oy vermez falan söyleminin de aslında altının çok dolu olmadığını gösteren önemli unsurlardan birisi. Sertaç, biraz Sinan Oğan'dan bize bahsetsene. Yani hem Ümit Özdağ hem Sinan Oğan farklı farklı açıklamalar yapıyorlar. Ben de takip ediyorum. O Ata İttifakı'nı oluşturan partiler, ki ben ne kadar oy aldıklarını da bilmiyorum Zafer Partisi dışında. Onlar böyle koca koca listeler hazırlıyorlar. Biz anlaşırız ama şöyle anlaşırız falan diye. Orada ne oluyor? Ya şimdi şöyle oluyor. Orada iki tane parti var. Adalet Partisi ve Zafer Partisi sevgili Yavuz. Adalet şimdi, Partisi'nin açıklamasını 2025... gördüm herhalde böyle. Çok uzun böyle bir şey liste. Evet. Zafer Partisi 2,25 oy aldı. 0,2 yani binde 2 oyu da Adalet Partisi aldı. Hani ama Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında Sinan Oğan %5,17 civarında oy aldı ve seçimin ikinci tura kalmasını o sağladı. Şimdi gördüğüm kadarıyla şu sıra pazartesiye kadar Sayın Oğan ve işte Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ bu mevcut durumun biraz siyasi rantını yemek istiyorlar. Ki bu da hakkı. Kamuoyunda gündeme gelmek istiyorlar. Kendilerini ifade etmek istiyorlar. Hem bütün Türkiye seçmenine kendilerini anlatma fırsatını kullanmak istiyorlar. Ki bunlar da hakkı. Çünkü gelinen nokta ortamda kilit durumdalar. Ama bence partiler, liderler, ikinci turda yarışacak olan liderler açıkçası o %5,17'lik seçmeni analiz etmeye çalışıyorlar. O niye oraya gitti, başka yere oy verebilir mi, ne kadarı Zafer Partisi'nin etkisinde, ne kadarı Sinan Oğan'ın etkisinde, bu çalışmayı yapıyorlar. Bu çalışmayı yaptıktan sonra bunların ne kadarı sandığa gider, ne kadarı gitmez, bu altyapıyı sevgili Yavuz görmek lazım. Bu altyapıyı görmeden ezbere bir işbirliği, ben X adayını destekliyorum diye yapılacak bir açıklama sandıkta ne kadar işe yarar, ne kadar işe yaramaz. Bunu şu anda ölçümlemeye çalışıyorlar. Bunu sahada ölçmeye çalışıyorlar. Kamuoyu yoklamacıları, sosyologlar, siyaset bilimciler bunu anlamaya çalışıyor. Pazartesine doğru bu açıklamaların, çokça yapılan açıklamaların, Sinan Oğan yabancı basına konuşuyor, Türk basınına konuşuyor, olabildiğince kendini anlatıyor. Pazartesiye kadar, özellikle önümüzdeki hafta sonunun sanıyorum hafta sonu bir fermante olacak, bir mayalanacak oradaki işbirliği. Pazartesiye kadar, pazartesi büyük olasılıkla Sinan Oğan ve Zafer Partisi, Ata İttifakı kime destek verecekse o desteği topyekun açıklayacaklar diye düşünüyorum. Ama o saate kadar da en azından ben Millet İttifakı için söyleyeyim, Sinan Oğan ve diğer partilerin aldığı oylara yönelik demin çerçevesini çizdiğim başlıklar altında bir araştırma, bir inceleme yapılıyor. Peki. Şimdi buradan çıkacak sonuçlara göre bir adım atılacak. Sertaç, son soru. Vaktimizde çok epeyce meşgul ettik seni ama ne zaman liderler, Millet İttifakı'nın liderleri, Kemal Kılıçdaroğlu bütün imkanlarıyla, organizasyonuyla hadi yürüyoruz diye başlarlar gibi görünüyor. Meral Akşener'de olur mu tabii? Meral Akşener hiç sesi çıkmayan Millet İttifakı lideri şu saate kadar aralarında. Şimdi sevgili Yavuz, Sayın Akşener'in sesinin çıkmaması sadece Cumhurbaşkanlığı'da alınan sonuçlara bağlamak gerekmez. Neden gerekmez? Çünkü küçük de olsa bir oy kaybı var partisinde. Yani onun için Millet İttifakı'nda da, Cumhur İttifakı'nda da partiler biraz da şu anda kendi iç değerlendirmelerini yapıyorlar. Ama bugün çarşamba, yarın perşembe, cuma.
Cuma gününden itibaren yapılacak çalışmanın netleşmesi ve insanların artık bu çalışmaya başlamış olması gerekiyor. Çünkü diğer türlü hafta sonunu boş geçerseniz bir şey kalmıyor. Elinizde zaten bir şey kalmıyor. 6 gün. Bunun için bir an önce bu çalışmaya başlamalılar ama ben bu işin cuma günü mutlaka başlayacağını düşünüyorum. Özellikle de Sayın Kılıçdaroğlu'nun cuma günü ne kadar kafasındaki bütün resmi belirleyeceğini düşünüyorum. Çünkü son noktaya gelmeye başladı. Son noktaya gelmeye başladığını şuradan anlıyoruz. Artık kamuoyuna ne söyleyeceğini belirledi ve bugün ilk kez bir video çekerek bütün kamuoyuna açıkladı. Ne söyleyeceğine bir yerden başladı. Aslında hangi çerçeveyi çizdi diyebiliriz belki ona. Çizdi, evet. Mesele kapandı. Yani artık bu çerçeveyi çizdi ve bunu artık uygulamaya bugün itibariyle başladı. Ama cuma günü itibariyle bu işin tam saha başlamasını bekliyorum ben.